Merhabalar. Güneşli, güzel bir pazar gününde Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan bu merhabayı yapıyorum. Açılışı gerçekleştiriyorum. Yasaklı bir gündeyiz aslında. O yüzden havaalanına biraz erken geldim. Burada bekleyeceğim. Ondan sonra yolculuk Adana'ya. Aslında Mersin'e gitmek istiyorum ama Adana üzerinden gideceğim. Önce Adana, arkasından da bir araçla Mersin'e geçeceğim. İlginç bir hikayesi var bu seyahatin. Hemen onu aktarayım size. Geçenlerde bana bir fotoğraf yollandı. Daha doğrusu bir grupta paylaşıldı önce fotoğraf. Daha sonra bana soruldu. Fotoğraftaki görünen şeylerin ne olduğu konusunda bilgi almak istedi bir arkadaşım. Fotoğrafa baktığımda çok ilginç şeyler gördüm. Şimdi burada hemen bunu açıklamak istemiyorum. Çünkü yolculuğun devamında inanıyorum ki çok enteresan şeyler yaşayacağız. Belki çok ender görülebilen bir takım şeyleri göreceğiz. Zaten fotoğrafın çekildiği bölgede doğa çok güzel şu anda. Baharın son demleri ama çiçekler var. Fotoğrafta gördüğüm için söylüyorum. Peşinde olduğum şeyi de ayrıca ilerleyen dakikalarda size giderek daha fazla anlatmaya çalışacağım. Fotoğrafta gördüğüm şey bir omurgalı fosiline benziyordu. Bu kadarını söyleyeyim. Eğer bir omurgalı fosili ise oldukça önemlidir. Omurgalı fosilleri dünyanın her yerinde önemli fosillerdir. Ne olduğunu öğrenmek üzere yapıyorum bu yolculuğu. İnşallah hedefime ulaştığımda sevinçten havalara fırlarız. Hem de güzel bir çekim yapmış oluruz. Güzel bir film hazırlamış oluruz sizler için. Eminim doğa harika. O doğayı zaten mutlaka getireceğim. Gözlerinizin önüne sereceğim. Ama üzerine bir de çok enteresan bir şeye ulaşırsak, bir doğa anıtına, bir hatıraya ulaşabilirsek o zaman çok daha güzel olacak tabii. Adana Şakirpaşa Havaalanı'na indikten sonra şimdi Mersin'e doğru yolculuk. Küçük arabalar gidiyor Mersin'e. Onlarla yapıyorum bu yolculuğu. İki araba değiştirdim. Şimdi Erdemli arabasındayım. Erdemli'de beni dağa çıkaracak olan arkadaşlar karşılayacaklar. Başka bir arabayla bu sefer biraz daha yükseklere doğru yolculuğa geçeceğiz. Bakalım kısmet aradığımız şeye ulaşabilecek. Evet, çok da kısa sayılmayacak bir yolculuktan sonra Erdemli'ye ulaştım. Aslında yol çok keyifli. Manzara güzel çevrede. Fakat ben bugün biraz sıcak bir güne rastladım. Malum güneydeyiz artık. Bundan sonra sıcağa alışkın olmamız gerekiyor.
Gerçi bir ana yükseğe çıkacağız. Aman üstünüze iyi bir şeyler alın dediler. Ben de işte bu ceketleri giyerek geldim. Bakalım gerçekten bu cekete çıkacağımız yüksekliklerde ihtiyacımız olacak mı? Göreceğiz. Arkamda çok güzel bir doğa var. Biraz sonra size o doğayı göstereceğim. Yine güller içindeyiz. Evler var burada küçük küçük. Onlardan bir tanesinde arkadaşlarım beni karşıladılar, sağ olsunlar. Biraz sonra yükseklere, az önce söylediğim gibi yükseklere doğru yolculuğa geçeceğiz. Ama ondan önce artık şu hikayemizden sizlere kısaca bahsedeyim. Geçenlerde internette dolaşırken bir resim gözüme çarptı. Çok ilgimi çekti. Arkasından da zaten o arkadaş, resmi koyan arkadaş kısa sürede bana ulaştı ve resimle ilgili bir takım sorular sordu. Bu Mersin Erdemli yakınlarında yüksekçe bir yerde çekilmiş bir fotoğraf. Yerde bir takım izler vardı. Bu izleri anlamlandırmaya çalışmışlar ama çok da bir şeye benzetememişlerdi doğrusu. Bana sordular ne olabileceğini. Fotoğrafta gördüğüm şeyler gerçekten bana çok ilginç geldi. Bir fosile benziyordu gördüklerim. Üstelik bu bir omurgalı fosili olabilirdi. Oldukça büyük görünüyordu. Şimdi yanına ulaşabilirsem eğer büyüklüğünü daha iyi anlayabileceğim. Bir şey söyleyemedim ne olduğu konusunda. Ancak hemen hazırlıklarımı tamamladım ve yola çıktım. Kendilerine ulaşacağımı söyledim. Şimdi beraberiz. Bakalım onlar gördükleri bu kaya üzerindeki izler hakkında neler düşünüyorlar? Hemen bu bölgenin jeolojisi hakkında çok kısa bir şey söylemek gerekirse hemen sözlerimize başlayalım o anlamda. Oldukça derin bir geçmişe doğru uzanıyor bu bölgenin jeolojisi. Devonya'ya kadar gidiyor. En yakın çağlar Miyosen, yani günümüzden 20-25 milyon yıl öncesine geliyor ki oralar en yeni kısımları. Bundan daha geriye, Cura'ya, arkasından Devonya'ya kadar uzanan kaya yapıları var bu dağlarda. Tabii biz hepsini birden göremeyiz. Bizim göreceklerimiz muhtemelen biraz daha yakın çağlar ama işte o söylediğim yakın çağlarda milyon yıllarla ifade ediliyor. En iyisi yürüyüşümüzü tamamlayalım, doğaya ulaşalım, sözlerimize orada devam ederiz. Ama önce arkadaşlarımı tanıtacağım sizlere. Az önce söylediğim gibi önümüzde çok güzel bir manzara var ve biz o manzaranın hemen karşısında bir tahta sırada sohbetimize başlıyoruz. İki Mustafa yan yana efendim. İkisinin adı da Mustafa. Ancak bizim gideceğimiz yerde gördüğümüz şeyi yakalayan arkadaşım Mustafa Konyalı. Evet, evet hocam. Mustafa, şimdi anlatsana, ne gördün orada? Hocam yaklaşık 10 sene kadar önce bir abimiz bana gösterdi orayı. 10 sene fosil kadar olduğunu önce. Düşünüyoruz oranın. Ben öyle düşünüyorum. Ama bir kuş fosili olduğunu düşünüyorum ben. Kuş fosili? Evet. Sana şimdi kuş gibi geldi. Belli yani. Kakası görünüyor, izi belli. Senin kuş fosili olduğunu sana düşündürten şey onun gagası mı? Evet, evet. Gagaya benzettiğin ya da belki de gerçekten gaga. Şimdi gittiğimizde göreceğiz. Evet. Siz de bakarsınız. Fotoğraflarda benim dikkatimi çeken kaburga kemikleriydi. Evet, kaburga kemikleri net olarak belli oluyor zaten. Evet. Kaburga kemikleri çok belirgindi. Evet. Bacaklarını göremedim. Omurgası belirgin. Omurga çok belirgindi. Evet. Bacaklar şimdi, gözükmüyor. Evet, kuş mu? Yoksa başka bir omurgalı mı? Bir memeli olabilir mi? Olabilir. Neden yani, olmasın? Tamamen evet. Kuş deyip kestirip atmayalım. Daha uzmanın görmesini isteriz yani şu anda. Evet. Ama onun bir de efsanesi var. O efsaneyi de söyle şimdi bize. Söylerim hocam. Ninem hayvancılık yaptığı sıralarda eskiden, şu anda kendisi 70'li yaşlarında. Evet. O bölgede, oraya yakın bir yerde ikamet ederken oradan gece haftanın bir gününde yüksek bir kuş sesi gelmiş yani. Bir çığlık gibi mi? Evet. Çok yüksek bir kartal sesi gelmiş. Kartal sesi? Evet. Hayvanlar falan da ürkmüşler hatta yani. Onu söylüyordu bana. Geçenleri anlattı bana. Ben orada kuş fosili gördüm dediğinde. Evet.
başlasın orada. Belli ki bir yırtıcı bir kuş dolaşmış oralarda. Buralarda normal aslında. Olabilir. Belki öyledi, belki de daha ezoterik bir şeyler olabilir. Bakalım gördüğümüz şeyle bir alakası var mı? Gidince epey bir fikir sahibi oluruz. Evet, efsane güzel. Evet. Ama gidip görmezsek, keşfetmezsek bir şey diyemeyiz. Efsane olarak kalır. Evet. Bilim insanları gördü mü? Hiç. Benim gördüğüm kadarıyla görmedi. Çıkan olmadı yani. Ama bazen çıkanlar oluyordu ama bilim adamı değildi galiba onlar. Öyle gezmeye gelen, keşif için böyle. Keşif için gelen kişilerdi. Evet. Çünkü bu bölgede bulunan bir takım omurgalı hayvanlar var. Mesela deniz ineği var. Onu duydum. Deniz ineğini duymuşsun. Sandal Dağı'nda bulunmuşlar. Sandal Dağı'nda. Evet. Mut'ta bulundu. Onu bilmiyorum. Müzede sergileniyor hayvanlar. Yani bir omurgalı hayvan izi onları da çağrıştırıyor bana. Gidince olabilir. Göreceğiz bakalım. İstersen hiç oyalanmayalım. Çıkalım yavaş yavaş. Yolumuz uzun. Yolumuz uzun. Peki gidiyoruz. Şu anda arabamızda küçük bir sorun var. Son susturucumuzu çıkartıyoruz, değil mi Mustafa? Bağlı olduğu yerden çıktı çünkü taşlar var, çok yoğun. Taşlarla kaplı bir yolda ilerliyoruz. Şahinimiz de 30 yaşında. Yine bizi buralara kadar getirdi. Susturucusunu çıkarttık. Biraz ses çıkacak bundan sonra, değil mi? Biraz gürültülü bir yolculuk bizi bekliyor. Gürültülü olacak ama yine yola devam ediyoruz. Epeyce bir tırmandıktan sonra mola verdik. Mola verdiğimiz yerden fosilin aşağı yukarı bulunduğu yerde görülebiliyor. Şu karşıdaki ufuktaki uzaktaki burun fosilin bulunduğu alan. Yüksekliğini şu anda tam olarak bilmiyoruz ama oraya gittiğimizde yüksekliğe de bakacağız. Az bir yolumuz kaldı. Biraz sabır. Küçük bir mola, arkasından yola devam. Artık arabamızı bıraktık. Bundan sonrasını yaya olarak yürüyeceğiz ve fosilin bulunduğu noktaya ulaşacağız. Çevremdeki kayalar oldukça ilginç, fosili içerebilecek türde kireç taşı kayaları. Katmanlar var. Katmanlar hemen kendini gösteriyor. Bu arada ekipmanlarımızı hemen hazırlıyoruz. Bu yolculuğu size aktarabilmek için ben şimdi GoPro'yu da kullanacağım. Umarım farklı açılardan, farklı kameralardan güzel, keyif alacağınız bir yolculuk olur. Sonuçta ulaştığımızda da ne göreceğimizi gerçekten şu anda çok merak ediyorum.
uçurum. Geniş bir havza. Sonunda ulaştık. Fosilin bulunduğu noktaya. Tam bir uçurumun kıyısında. Evet. Ne olduğuna bakarız. Benim ilk bakışta bir fikrim aşağı yukarı var ama daha dikkatli bakmak lazım tabii. Bu arada çevre oldukça güzel. Böyle görünüyor. Yanımızda gerçekten ilginç bir iz var. Çok ilginç. Altından çıkıyor değil mi? Evet. Şurada da yine bir kemiği var. Kısımlar abi. Biz bu izin üzerinde biriken hani yüzyıllar demek az kalır. Bin yılların tozunu kaldırdıkça alttan o hayvana ait izler daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Alttan çıkan izler. Var mı ayrıntılar? Çıkıyor değil mi? Evet. Buraya kadar boşuna gelmemişiz. Gördüğüm şey gerçekten beni çok sevindirdi. Bu bir omurgalı fosili. Büyük bir fosil. Büyük bir omurgalıya ait. Kaburga kemikleri gayet net bir şekilde görülüyor. Omurganın kendisi buradan ileriye doğru uzayarak devam ediyor. Kemikler biraz dağılmış bir kısmı, hepsi değil, genellikle bir arada, ancak kaburga kemiklerinden ayrılıp bir başka noktada fosilleşmiş olan parçalar da var. Belirgin kol veya bacağa ait kemikler yok. Zaten Metaxitherium'un bir kuyruğu var uzayan. Yani
Ancak gövdesinin içerisinde belki kalça kemiklerine ait izler, kemikler, küçülmüş, körelmiş kemikler olabilir. Tabii böyle bir fosilde bunu fark etmek çok zor. Bu kısmı toprakla örtülüydü. Biz onu ellerimizle, tırnaklarımızla açtık ve biraz ortaya çıkarmaya çalıştık. Fosilin devamı alt kısmında var mı diye baktık. Muhtemelen fosilin kalça kısımları toprağın altında kalmış, olabildiği kadar devam ediyor. Ancak bacakları ve diğer kısımları pek görülemiyor, seçilemiyor. Ne olursa olsun, bu çok güzel bir fosil. Mersin bölgesinde deniz ineği adı verilen Metaxitherium isimli hayvana ait fosiller daha önce bulunmuştu. Hatta bir tanesinin tür ismi de belirlenmişti. Metaxitherium medium olarak tespit edilmişti. Bence bu da bir miyosen fosili. Hemen bilim insanları üniversiteden, jeoloji bölümünden belki ilgililer buraya gelip bu fosile bakmalılar. Yaşadıkları zaman, yaşadıkları dönem ve o döneme ait şartlar artık bundan sonra onların işi. Bence burası sığ bir alan. Bolca deniz hayvanlarının yaşadığı, Tetis Denizi'nin kalıntılarının devam ettiği, Anadolu'nun üstünü örtmeye devam ettiği günlerden kalma bir sığlık, belki bir lagün, bir koy. Eğer bu bir Metaxitherium ise, yani bugün artık yaşamayan, nesli tükenmiş deniz ineği türlerinden birisi ise, oldukça önemli bir fosil. Çünkü Metaxitherium bütün coğrafyalarda fosil vermiyor. Fransa'da bulunmuş örnekleri var. 2 milyon yıllık. Fas'ta bulunmuş. O da aşağı yukarı aynı yaşlarda. Ancak Anadolu'da ele geçen fosiller onlardan çok daha yaşlı. 20-24 milyon yıla yaklaşabiliyor bu örnekler. Umarım öyle bir fosildir. Bunu tabii ki en son buraya gelecek olan bilim insanları söyleyecek. Ben buradan bilim insanlarını davet ediyorum. Bu fosili incelemeleri ve türünü ortaya çıkartmaları için. Büyük ihtimalle bu fosili çağlar boyunca insanlar gördüler ama pek fazla bir şeye benzetemediler. Bugün ona bir fosil gözüyle bakan belki de ilk insanlar bizleriz. Bu bir keşiftir. Çok güzel bir keşif. Harika bir duygu verdi. Böyle güzel, gösterişli bir fosil bulmak. Ancak burada söylemek istediğim bir şey var. Bulduğumuz bu fosil bölgedeki tek fosil değil. Biraz ileride, 15-20 metre kadar ileride bir fosile daha rastladım ben. O da kaburga kemikleri izleri bırakmış. Biraz daha az iz bırakmış bu fosile göre. Ancak orada bir deniz ineği daha var. Yani bugüne kadar bulunmuş iki deniz ineği vardı. Üçüncüyü bulduk. Dördüncü de biraz ileride. Bu çok güzel gerçekten. Hayatın heyecanı vardı abi. Az önce kaydı mı? Ya attın mı? Attım yağ erittim. Yağ etmeyeceğiz yağ etle. Tuz ekle, baharat ekle. Abi o eti suyunu saldıktan sonra. Keyfimiz yerinde. Çok güzel bir doğanın ortasındayız. Arkadaşlarım gerçekten güzel bir tabiatın tam ortasına getirdiler beni. Ama ondan daha da önemlisi çok güzel şeyler bulduk. Umarım gelecek günlerde bilim insanları da gelirler ve oradaki fosillerle ilgili çalışmalar yaparlar diye düşünüyorum. Bir açık hava keyfi. Arkadaşlar hazırlık yapmışlar. Benim bundan haberim yoktu. Biraz da karnımızı doyurduktan sonra yolumuza devam edeceğiz ve buradan ayrılacağız.
Üzerinde gezdiğimiz bu beyaz renkli kayalıkların milyonlarca yıl önce sığ bir denizin kumsalları olduğunu düşünmek. 2000 metrenin üzerinde bulunduğumuz bu yerin aslında denizin dibi olduğunu hayal etmek. Burada aileler halinde dolaşan deniz memelilerinin zaman zaman başlarını suyun üzerine çıkarıp derin bir nefes aldığı yerde bugün temiz yayla havasını solumak. Yaşam sürelerini dolduran dev bedenlerin uzandıkları yere gömülerek akıl almaz uzaklıktaki zamanlara birer kaya fotoğrafı olarak ulaşıp yaşam hikayelerini anlatmaya çalışmaları. İnanılmaz değil mi? Bütün bu inanılmaz coğrafya gizemlerinden kim bilir daha karşılaşmamız gereken niceleri bizi bekliyor Anadolu'da. Mersin'de milyonlarca yıllık izlerin ilk şifrelerini çözmeye çalıştım. Bilim insanları eminim bizler için çok daha fazlasını yapacaktır. Dünyadan deniz inekleriyle ilgili keşif anlarını gösteren fotoğraf karelerini paylaşarak veda ediyorum sizlere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın.